Merhabalar, bu videoda Manta Network'ün testnetine katılacağız. Şimdi Manta Network Pasifik testnetini açıkladı. Bu bir süredir beklenen bir haberdi kripto dünyası için. Manta Network'ün testnetini seçmekteki sebebim A serisi bir yatırım aldı ve bu turda 25 milyon dolarlık bir yatırım almış oldu. Total değerlemede de baktığımızda 500 milyon dolar kadar bir değerlemeye ulaşmış oldu. Oldukça kısa bir testnet aşaması var ama yine de ben uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Burada ben Casanova üzerinden aldım. Sağ olsun bir float hazırlamıştı. Ondan aldım linkleri. Teşekkür ederim ona da. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk yapacağımız işlem bu sayfada olacak. Bu sayfaya gelip biraz şöyle kaydıralım. Bakın burada Add Chain kısmı var. Bu butona tıkladığımda beni bir sayfaya yönlendiriyor. Şimdi yeni bir network olduğu için dolayısıyla yeni bir ağ ekleyeceğiz anlamına geliyor. Burada Add Chain to MetaMask deyip bu Manta ağını, test ağını cüzdanıma ekliyorum. Ve böylece bakın. Ağ değiştirmiş oldum, Manta testnet ağına geçmiş oluyorum. İşlemlerimi yapabilmem için test tokenlerime ihtiyacım var. Onları da bu iki butonla alabileceğim. İlkini tıklayalım. Hemen buraya cüzdan resmi kopyalayıp yapıştırayım. Yapıştırıyorum. Müsaade diyorum. Tekrar diyelim. Aldım. Biraz ısrarcı davranın. Gördüğünüz gibi ancak öyle veriyor. Test tokenlerini almak için butonlara ısrarcı davranın. Ben de birkaç denemede ancak alabildim. Her iki test tokenimi aldıktan sonra sıra köprü işlemlerime geliyor. Onun için biraz şöyle aşağı kaydırıyorum ve böylece köprü kısmına geliyorum. Şöyle sayfayı da küçültelim. Burada cüzdanımı bağlıyorum. Burada bir depozit işlemi gerçekleştireceğim ama depozit işlemini gerçekleştirirken şurayı güvenliğe geçiyorum. Tekrar şöyle bağlayalım. Gördüğünüz gibi depozit butonu aktif oldu. Az önce aktif değildi. Şimdi buraya bir miktar depozit edelim. Mesela 0.1 kadar depozit edelim. Yazdım. Depozit diyorum. Cüzdan onayım geliyor. Onaylıyorum. Köprüde depozit işlemim tamamlandı. Ama burada söylemek istediğim bir şey var. Şimdi depozit işlemi tamamlansa bile hala burada işlemin devam ettiği görünüyor. Ne yapabilirsiniz? Bakın burada cüzdanınıza baktığınızda şöyle etkinlik kısmında eğer burası tamamlanmış görünüyorsa, onaylanmış görünüyorsa, bu şekilde yeşilse işlem tamamlanmıştır ve Manta ağına geçip buradan tamamlandığını görebilirsiniz. Ben de zaten 0.1 göndermiştim. Dolayısıyla bu işlemin de tamamladığını doğrulamış oluyorum kendimce. Şimdi depozit işlemi gerçekleştirdim. Bir de withdraw işlemi gerçekleştireceğim. Withdraw işlemi de ne demek? Manta'dan aslında güvenliğe bir gönderim sağlıyorum. Ben burada Manta ağını zaten geçiş yaptım. Cüzdan kopmaları yaşayabilirsiniz. Cüzdanımı bağladım. Tekrar 0.1'i ya da 0.5'ini geri gönderelim. Şöyle gönderelim. Withdraw diyelim. Yine bir cüzdan onayı vereceğiz. Gördüğünüz gibi burada Manta testnetten de güvenliğe gönderim işlemim tamamlanmış oluyor. Güvenliğe yansıması biraz geç olabilir. Sorun yok. Ama yaptığınız total işlemleri görmek isterseniz de cüzdan adresinizi bu kısma yapıştırıp burada yaptığınız işlemleri de görebilirsiniz. Manta'nın Pasifik testneti ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeden geçmeyin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.